Selamlar hepinize. Geldik World Spikem'ine. Bak daha hiç açmadım. İçerideki hiçbir şey bilmiyorum. O kadar sürpriz şekilde başlıyoruz. Bak zınk diye başlaya basıyorum. Hiçbir fikrim yok. Sorular ne? Konular ne? Bilmiyorum. Çok hızlı bir şekilde burada yapacağız. Dünya şampiyonası etkinliğindeki en uzun karşılaşma ne kadar sürer? Tahmin yap. Abi 50 dakika. 50'den sonrası çok zor. 50 çok mu oldu ya? Hayır ya 50 olmuyor. Yok ya 50 olsun. Hayır ya olmayacak elli. Hadi bakalım. Dünya şampiyonu etkinliğinde kaç kere 5'te 5'e bak. En zor sorular bunlar ya. 3 plus. 0 çıkacak falan değil mi? Hı -hı. Dünya şampiyonu etkinliğinde en çok hangi ejder kesilir? Bak bu tamamen random bak. Random. Ama burada LCK ruhu var. Ve bu sözün LCK'de çok fazla kimya ejderi çıkıyordu. O yüzden kimya diyorum. Dünya şampiyonası etkinliğinde kaç kere baron çalınır? Şimdi Guma işi alt, alt sıralardan başlıyor. <laughs> en önemli kriterlerimizden bir tanesi. 3 tane zaten Guma ya yazdık. O yüzden 3-5'i kesin atlarız. Birileri çalar herhalde. 6-8 diyorum ya. Yarısını Guma Yuşu yapıyor zaten. Etkinlikteki takımlar 7 tane 5 maçlık seriden kaç tanesini 2-0'dan geri gelerek kazanır? Oo, Güzel soru. Yani diyor ki Best of Five seride kaç kişi... Ya ben niye bunu Türkçe çeviriyorum? Zaten Türkçe okuduk. <laughs> Kaç takım <dakika> comeback atar? <laughs> Sıfır. Kimsenin reverse sweep atabileceğini düşünmüyorum. Şampiyonlar. En çok farklı rolde kullanılan şampiyon hangisi olur? Bu turnuva, her turnuva biliyorsunuz Gragas yapıyorduk. Bunu bu sefer farklıyım. Bu sefer Poppy abi. Üç rol, top, jungle, support çok rahatlıkla seçilecek bence Poppy. Çok rahatım bu konuda bu sefer. Ama 4 seçilir mi birileri bilmiyorum. Hep Gragas'ın 4. ihtimalinden oluyor. Gragas çünkü midde de oynanabildiği için 4. ihtimali oluyordu ama Gragas şu an çok tercih edilmiyor. En çok seçilen şampiyon hangisi oldu? Bak bu zor sorulardan bir tanesi. Şimdi bunun için bunu yapmak için biraz metaya ve oynanış şekillere bakmak lazım. Seçilen diyor. Yani ban sayılmıyor burada. O yüzden banlanmayacak da bir şampiyon olmak lazım. Gelirken ki buraya gelirken ki metaya ben buradaki tercihim bir nişancıdan yana olacak. İki nişancı opsiyonumuz var bence bunun gidebileceği. Turnuvanın gidişatına baktığımız zaman. Aslında 3 var. Diyelim. 2 demeyelim. Ziggs'i e de çünkü orada saymak lazım. Ziggs, Jin ve MF. Şimdi MF diğer ikisine kıyasla çok daha az, az ban çekti. Burada havuzu daha dar rollere gitmek lazım. O yüzden yani şimdi takımlar şeyi çok seviyor. Şimdi engage desteklere de bakabilirsiniz burada. Alistar, Leona, Rel, işte bunlara da Natulus mesela bunlara da bakabilirsiniz ama bunlar kendi içerisinde birbirlerine alternatif oluşturuyorlar. MF ve Jin hani biraz daha koridor nötralize edici nişancılar olarak başka alternatifleri yok. Ve Jin'in ben çok MF e kıyasla daha çok banlandığını düşünüyorum. O yüzden MF diyeceğim ya. İlk kez AD Carry tercihi yaptım orada bu burada. Gerçi galiba bir, bir sene Kalista demişliğim olmuştu. En çok yasaklanan şampiyon hangisi olur? Evet. Evet şimdi normal meta değişti. Biliyorsunuz yani patchler değişti. Arada bufflar atıldı falan. Anlamadığımız bir Jax buffı var arada. Biz en son en çok işte per Rumble Parma bandı. O default gidiyordu. Okey artık o banlanmayacak. Tristana falan yer yer banlanıyordu Smolder vesaire. Onların da banlanacağını düşünmüyorum. Yeni bir adayım var benim. İşte o anlamsız buff arada anlayamadığımız buff dedim ya. O sebepten ötürü ve turnuvada çok iyi oyuncular olmasına ötürü Jax diyorum ben ama. En çok katledilen şampiyon hangisi olur? Şimdi bu totalde arkadaşlar. Bir maç değil. Bunu unutmamak lazım. Bu bir maçta en çok düşen adam değil bu. Bütün turnuvanın tamamında en çok hangi şampiyonu? O yüzden hep buraya Nautilus alıyorduk ama Nautilus şu anda o kadar seçilmiyor. Bu zor bir tercih. Çok oynanan da bir şampiyon olması lazım. Yani şimdi çok oynanan şampiyonlarda da kolay. Şimdi benim çok oynanmasını beklediğim şampiyonlar. Kısante, Renekton, toplayın top lane için. Maokai, Sejuani. Bunlar kolay kolay da ölen de şampiyonlar değiller. Zor tercih. Gerçekten zor bir tercih bu. Genelde support tercih ediyoruz burada ama. Ya Crisp falan. 7-8 Leonolar ya Rally ya Leona diyeceğim ya. Rel diyeceğim ama Rel, rel bir tık daha karılgan geliyor bana o yüzden Rel diyorum buraya. Yine support tercihinde bulundum. En az 5 maçta seçilen şampiyonlardan hangisi en yüksek kazanma oranına sahip olur? Şimdi burada özel counter pickler işin içine giriyor. Genelde çünkü hani 5-6 kere böyle az miktarda seçilip kullanılacak ama iyi verim veren yüksek win rate'li şampiyonlar olması lazım. Çok seçilen bir şampiyon da genelde çok seçildiğinden dolayı galibiyet oranı düşüyor. Genelde tutturamıyoruz onu. Akali counter pick olarak kullanılabilecek bir şampiyon. Akali o kadar yüksek winrate tutturabilir mi? Bir ihtimal var. Akali bir cepte dursun. Akali olabilir. Cassiopeia 5'i bulmaz bence bu turnuvada. 5'i bulsa Cassiopeia ederim de 5'i bulmaz. Garen de 5'i bulmaz. Jin muhtemelen o kadar yüksek win de kalmaz. Akali'ye doğru yanlıyorum ya, yavaş yavaş. Yavaş yavaş Akali'ye doğru kayıyorum baktıkça. Morda Kaiser olabilir. Morda Kaiser 5'i bulur mu? Yani 369 falan iyi oynuyorlar bu çarı. Çar genelde kazanıyor zaten az seçilmesine rağmen. Morda olabilir, Akali olabilir. Kafamdaki iki tercih şu anda o. Chen 5 seçilir mi? Silas Syndrome bunlar çok seçilirler. Bane toplu encounter olarak. Akalimim mi orada mı ya? Akalimi mi orada mı? Akalimim mi orada mı? Beşi tutturmayı tutturacağını düşünüyorum ikisinin ama Alper topları ortalıkta Kamil Jax var. Hangisini tercih ederler? Orada tercih ederler mi o durumda? Tanklar da var işin içinde. Tanklara karşı çok iyi zaten. Öte yandan orta koridorların akalisi var. Syndra, gelecek muhtemelen işin içine. gibi falan gelecek. Skill match gideriz diyecekler. Yoksa Galio mu ya? Yok galiba, ben Mordekaiser diyorum. Mordekaiser, let's go! ben ha? Oyuncular. En çok farklı şampiyonla oynayan oyuncu hangisi olur? Evet. Evet. Şimdi. Buradaki olası adaylarımı söyleyeyim. En çok farklı şampiyona gidebilecek olası adaylarımın. Bin. Counter pick'i seven bir oyuncu. iyi de kullanıyor counter pick'lerini. E, artı hani bugüne kadar da evet belki tanklarla süper gözükmese de oynayabildiğini gördük. Öte yandan bütün dövüşçüleri, bütün e, vuran şampiyonların hepsini iyi oynuyor. Ve hepsine counter olarak kullanılabilir. Kullanabilir bin. O yüzden bir opsiyon olarak var bence. Bu bir cepte dursun yani. Bakalım showmaker... A -a. Fanatikten biri olabilir mi? Bir de tabi biraz daha turlarda ilerlemesi lazım ki daha çok opsiyonumuz olsun. O yüzden bin daha iyi bir aday şu anda. Broken Blade çok şampiyon oynuyor ama ne kadar ilerleyebilirler bilmiyorum. Şu an bu turnuva pek güvenmiyorum G2'ya. Genji'den herhangi biri olabilir. Lance bak iyi bir adaydır. Her şey var Lance'de. Çünkü Enchanter'a kayarsa meta Enchanter'da da rahat Lance. O bir opsiyon olabilir gerçekten. Ama ama <laughs> Yoksa Doran mı ya? Her şey Doran her şeyi oynayabilir oğlu. Yoksa Doran mı ya? Gerçekten her şeyi alabilen mi adam? Dur bak herkesi bir değerlendirelim ya. Bir düşünelim şimdi kafamızda. Ee, LNG'den Bu arada Yago'yu görüyorsunuz burada. Merak edenler varsa niye Yago oynuyor diye LNG'de. Ee, Scout'un bir dava süreci var EDG ile. Ülkenin dışına çıkamıyor o yüzden. E, ve Yaga oynayacak LNG'de. Scout'un yerine. Neden Yaga oynuyor? Neden başka biri oynamıyor? Diye soranlar varsa da. ilk altı dışında kalmış bir takım olması gerekiyormuş. Kendi liginden. İlk altının içindekilerden birini alamıyorlardı. Yani Worldsec mesela Rookie'yi alamıyorlardı. Rookie ilk altının içinde olduğu için. O yüzden herhalde alabilecekleri en iyi aldılar. Ama LNG'nin işi de zor tabi turnuvada. Bu arada Reckless Tiva'nın official resmi yedeği. Ölse geliyor. Biraz PR çalışması gibi geliyor ama olsun. APA. Bak tur atlarsa APA olabilir ha. Gel ama kaç tur atlayabilir? Chovy bu arada her zaman iyi bir adaydır. Onu unutmamak lazım. Chovy yani özellikle turmaların içerisinde çok rahat oynuyor. Ama bu sezon Normal sezonda özellikle Korki'ye falan çok kitlediler. Kendi de kitle, kitledi bence biraz. O yüzden çok ihtimal vermiyorum bu sefer çoğu olmasına. AP olabilir gerçekten bak. AP fena aday değilmiş. Doran mı Lehent mi? Doran Lehent ve Bin arasında kaldım. Bin'in rolü kitlenirse Belli bir meta yani. Jax'a kitlerinde kitlenirse o rol. Jax ban olacağı için ne üretir? Ne üretir? Burada atlayacağını düşünüyorum çünkü binin. Finale kadar bile gidebilir rahatlıkla. Abi bin Doran Lehens. Lehens'in Blitz'i falan var. Özel pikleri var. Üretebiliyor. Enchanter opsiyonlarının hepsinde iyi ya. Ben Lehens diyorum. Ben Lens diyorum. Tek bir karşılaşmada en çok skor alan oyuncu hangisi olur? Evet. Buraya hemen hemen iyi dikellerden bir tane seçelim. Elk çok kill aldırmıyorlar Elke. Pace kill rekoru Pace'de zaten. En kolay tercih Pace olur muhtemelen yine. Ya yani en olası tercih yine hala Pace. Ama o MSI'daki saçmalıktı yani. O kill rekoru... Tamam o kill rekoru da yani... <laughs> o biraz da olsun diye üzerine gidildi. Viper çok kill alan bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu Viper. Ama erken ön agresifliğini çoğu zaman göstermediği için genelde çok kill almıyor. Biraz burada erken oyun agresifliği de lazım. Yani 3-4 kill de erken almak lazım. Elk mesela o yüzden iyi bir aday olabilir bu da. Erci Elkten yana kullanacağım galiba. Ya Elk ya Pace. pace çok garanti en iyi aday konusunda. Ama ben Erk'ten yana kullanacağım arkadaşlar tercihimi. O kadar da basite gitmeyelim dedim. EDA'sı en yüksek olan oyuncu hangisi olur? Çovi. Default Çovi ya. Bu kadar kalabalık bir ortamda böyle bir noktada favori oluyor adam. Ölmüyor çünkü. Çovi çok az öldüğü için oluyor bu. İlk kanı en çok döken oyuncu hangisi olur? Şimdi. Olası adaylarımı söyleyeyim. Tur atlayabilsen Azork. Azork gerçekten çok iyi bir erken oyuna sahip. Ama fanatik ne kadar tur atlar. O önemli bir senaryo. Onu çok olası görmüyorum. Ve iyi erken oyun çok agresif olan bir oyuncu değil. Çok iyi de değil o konuda. Bu ki fena değil. Genelde ormancılara bakıyoruz bu arada ama. ilk kan olduğu için. Şimdi lane swap senaryolarında dive de oluyor. Burada AD carry'ler de işin içine girebilir. Çünkü dive'da mesela 3 kişi 4 kişi dive atıyorsunuz. AD carry'e kill'i bırakma şansınız oluyor. Genelde ormancılar yapar o işi. Çünkü normal giden bir oyunda da genkle yaparlar bunu. Bir de biraz daha dövüşçü ormancılar var. Jarvan falan da girecek işin içine. Canyon var. Peanut ya. Peanut abi. Tamam. Aslında Tian mı deseydik? Yani tahmini yaptık artık. Yani, dur. Hangi oyuncu en az bir kere 5'te 5 beş yapar? Gala nerede? <laughs> evet tabi bu turnuvaların default pick'i Gala. Ama yok bu sefer Galay'ı seçmeyeceğim. Gala'nın çünkü takımı karışık. Orta koridoru yok. Yani başka bir orta koridorla oynayacaklar. O... Pays, Viper, Aiming, Umayushi, Elk, Jackie Love. Jackie mı ya? Bu arada Penta Atat top falan da var. <laughs> Zeus atmıştı değil mi? Bir tane Zeus'u vardı galiba Olaf'la. İki tane Elk demeyelim. İki tane Elk demeyelim. Viper'ın tarafında da genelde Viper'a kalmıyor işte. Birileri ölmüş oluyor. Haze'e bırakıyorlar. Ama Zeri falan yok ortada. Çok pentalık bir AD carry yok ortada. Hakikaten şu anda yalnız pentalık bir AD carry yok ortada. Yani olası benim tahmin ettiğim şekilde gelişti. Zix, Jin, MF. Lan bunlarla oynadığınız zaman pentaltmak çok kolay değil. AD carry seçmeyelim ya. Sürpriz oynayalım ya. Toplayı seçeceğim. Vallahi toplayı seçiyorum. Aa da Zeus'u seçiyorum ya. Nerede Zeus? Vallahi Zeus'u seçiyorum ya inanılmaz. Sürprize oynadık. 100 puanla sürprize gittik ha. İki veya daha az takıma sahip bölgelerden hangi takım turnuvada en çok ilerler? Yani üst gruba kim kalacak? Orada en son kim elenecek diye soruluyor. Tabii ki PSG Talon yani. Bu da turnuvaların default yine. Bak 50 puanınız garanti burada. Hangi takım en kısa sürede maçı kazanır? Cenci. Yani çok hızlı oynuyor bu arada. Onu unutmamak lazım. Tabi herkes şimdi şeyi hatırlayacak. Son LCK finalinde sonuçta Amalife'e ye yenildi bu takım. İyi hatırlayacak. Ama daha ondan birkaç gün öncesinde daha tam bir hafta bile olmadan önce daha da etmişlerdi mesela Amalife. Bunu da unutmamak lazım. Ayrıca sezonda da maçların çok hızlandırabildiklerini gördük. O yüzden bence en garanti takım bu. Ama bir ihtimal daha var. Eğer ki Cenci'den başka bir tahmin yapmak istiyorsanız şu takımı da öneririm. Nerede? Bu takımın da böyle bir ihtimali var bence. Şu takım. Adını vermiyoruz. İsmi lazım değil. <laughs> en çok baran çalan takım hangisi oldu? T1. Bu iş abi. Etkinliği hangi takım kazanır? Hala favori Cenci. Artık kostüm de yapıyoruz. Finale garantiledik artık. World kostümü var bu arada arkadaşlar. Twitter'da takip etmediyseniz veya Twitter kullanmıyorsunuz orada görmediyseniz Worlds'da co-stream'imiz olacak Worlds boyunca PCL yayına gitmediğinde yani bizim Türkçe resmi yayına gitmediğim günlerde her gün co-stream olacak o yüzden zaten Cenci finalde %50'yi tutturduk zaten <laughs> etkinin en çok farklı şampiyonla oynayan takım hangisi olur bu da yine Cenci olur diye düşünüyorum Cenci'nin zaten ya, alamet farikası bu sezon içerisinde de bunu gördük her şeyi esnetebildiler Onlara rakip başka bir tercih. Abi 3 tane cancı oldu aynı sayfada. Ben aynısını yapmak istemiyorum diyenler için e, söyleyeyim. BLG iyi bir aday. D plus iyi bir aday. Ya yani burada mesela Kingdom bir tık daha geride kalıyor diğer toplayınırlardan. Ama mesela benzer bir durum Hamvalife için geçerli. Hanma Life'da da Viper biraz daha az esnekliğe giden bir adam. Oynayamadığı için değil bu arada. Az tercih ediyor diğerleri. Özellikle alt koridor yani Viper'ı like, biraz daha kitli kalıyorlar o konularda. Ya kitli derken negatif bir kitlikten bahsetmiyorum ama genelde aynı aynı pencereden bakıyorlar diyeyim. Ama bu üçü yani bu dördü daha doğrusu BLG, D+, Genji ve Hanwha Life hatta T1 beşli olabilir, tercih edilebilir. Tabi burada en çok farklı şampiyon doğal olarak hani biraz daha ilerleyeceğini düşündüğünüz takımlar da normal. Yani mesela G2 da aslında esnek bir takım. Ama bu G2'nun yarı finale falan gelmesi lazım. O kadar farklı şampiyon oynayabilmesi için. O biraz sıkıntıya sokuyor. Evet etkinlik. Şampiyona tamam. Hepsini yaptık ha tahminler. Tahminlerimizi yapalım. Burayı da yapalım. İsviçre usulü takımına aşamasında yükselecek Glock takımı seç. Abi PSG Talon. MDK. Şimdi burada bir klač durumu var. VCS şampiyonu Gam. Ama finale gelene kadar favori burası, Vikings. Ve bence bireysel olarak totalde daha iyi oyunculara sahip Vikings. Ama sıkışık durumlarda oynamayı becerme becerisi de be, oynamayı becerme becerisi. Oynayabilme becerisi Gam'da daha yüksek. Öte yandan burası Ebin'in takımı. PSG Talon dışında herkes de yeniler. Şu üçlüden birini seçeceğim. Ben Viking istiyorum ya. Ben Viking istiyorum ve gönderdim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tahminlerimiz bu şekilde. Pikemlerimiz bu şekilde. E, kopya çekip aynısını yapmayın. Çünkü hiçbir anlamı yok. ya yani aynısını yaparsanız herkes aynı yerde kalıyor. İyi giderse de aynı iyilikte oluyorsun. Bileti, bileti geçemiyorsun. Ama benim özellikle şampiyon konusunda beklentilerim burada. En çok ban umarım Jax olur. Burada çok emin değilim ama öbürlerinde biraz şeyim. Daha daha diyelim tahminlerimiz. Diyelim. Ve videonun sonuna gelin. Dediğim gibi 25'inde başlıyor World ve biz co-streamlerde olacağız. Önümüzdeki günlerde de World başlamadan önce de bir bütün takımları değerlendirdiğim videom olacak. Hani herkese bu takımlar geldi de nasıl geldi buraya? Bunlar kimdir, nedir, ne değildir diye. Bir de top 20 videomuz olacak. Onlarla görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın ki onları da kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.